New York, New York. Ve New York'tayız. Herkese New York'un ikinci gününden günaydın. Şu anda Brooklyn'deyiz. Kahvaltıya gidiyoruz. O zaman hadi gelin başlayalım. Gün uzun, vakit kısa. Hadi götüreyim bizi o zaman. Hadi gelin. Daha küçük binalar. Değil mi? Daha farklı, samimi bir ortamı var. Zaten burası son dönemlerde çok popüler olmaya başlamış. Özellikle çok fazla genç nüfusu var gördüğümüz kadarıyla sokaklarda. Böyle güzel yerlerde bu tarafları açmaya başlamış. Zaten çok keşmekeş olduğu söyleniyor bu arada Brooklyn'in ama nereye gittiğinizle de ilgili. Geldik. Çok güzel burası ya. Menümüz nasıl? Güzel. Ya biz burayla ilk Los Angeles'ta tanışmıştık bu arada ve çok beğenmiştik. Ya benim hatta en iyi yediğim acai bowl buradaydı. Mert de Surfer's Breakfast diye bir şey yemişti. Böyle bir wrap'ın içerisinde avokado, yumurta bayağı lezzetliydi. Smoothie'ler de çok güzel. Burası bu arada bir vegan restoran aslında ama lezzet gerçekten muazzam yani. Şey seçtim. Bu da Zeynep'in seçti. Choose your side. Şey diyeceğim, hayır. Porsche'ni deneyeceğiz, tadına bakacağız. Böyle ön yargıda yaklaşmıyor bu Porsche'ye. Israrla beni böyle çekme dedi ama çekeceğim yani. Hop. Yemek yiyorlar. Tadı çok iyiydi. Ama yan tarafa bir pancake geldi. Aman Allah'ım. Aklımız kaldı yani. Pancake mi söylesek dedik. Bir bakacağız, belki söyleriz. Hava gerçekten hani buz yani şimdi bizim için ama buradaki insanlar için normal anladığım kadarıyla. Evet, değil mi? Bayağı incecik çıkmışlar dışarıya. Neyse, şimdi kahvaltımızı yaptık, gayet güzeldi. Pancake ya, lezzetliydi. Yenmedi. Pancake yenmedi aynen. Çünkü gün içinde yani bütün gün burada olduğumuz için mutlaka bir yere gideriz yine. Kahve, çay, bir şeyler yaparız. Tek yorumum, bence bu kafe bu şehirle örtüşmüyor. Yani bilmiyorum bunu nasıl söyleyebilirim ama mesela bence tam Los Angeles için inanılmaz uygun bir yer. Biz ilk o havayı veriyor zaten. Aynen, Venice Beach'teydi. Bence oraya mükemmel uyan bir yer yani. Atmosfer olarak ama bence bu şehre uymuyor ya, bilmiyorum. Ben olduramadım yani. Neyse, şimdi burada biraz thrift shop gezelim dedik. Yakınımızda 2-3 tane var, onlara biraz bakacağız. Sonra da oradan Dumbo'ya geçeceğiz. Girdiğimiz yerdeki ürünler baya eskiydi. Hani hiç alabileceğimiz tarzda bir şey yoktu. O yüzden hızlıca turlayıp çıktık. Şimdi diğerine gidiyoruz ama sokakta böyle gezerken dikkatimizi çeken yerler olursa girebiliriz. Geldik. Bakıldığına göre, markasına göre değişiyor fiyatlar. Ama uygun yani. North Face mont mesela. $55. Bu da montun kendisi. İkinci thrift shop deneyimimiz de başarısızlıkla sonuçlandı. Anladık ki bu iş bize göre değilmiş. Benlik değilmiş ya. Onu evet göre. Yani böyle çok özel bir markanın bir ürünü olmadıktan sonra veya çok butik bir ürün olmadıktan sonra çok da anlamı yok açıkçası bence. O yüzden dedik ki hani biraz Williamsburg'da yürüdük zaten. Çok da hani böyle çok bizi etkilemedi. Evet, o yüzden vakit kaybetmek istemedik. Yürüye yürüye Dumbo'ya gidelim dedik. Yaklaşık bir saat sürecek bu yolculuk ama farklı sokakları görerek gitmek güzel olur diye düşündük. Ya,
herkesin fotoğraf çekildiği turistik yerlerden biri. Bu arada fotoğraf çekilmek için New York'a geldiğimizde bence tam buraya toplanırız. Neyse, fotoğrafımız çekildik ama hava buz gibi, aşırı kalabalık. Yani böyle bir hava tahmin etmiyorduk, donduk. Nisan ayında gelmek isterseniz bir daha düşünebilirsiniz. Donduk yani, orada fotoğrafımızı çekildik ama sorun yok. Köprüden geçip karşıya geçeriz diyorduk, Manhattan tarafına. Kaç video sonra? Oradayız. Çok güzel. Ama çok kalabalık. Fotoğraf çekilmek için böyle sabah erken gelmek lazım bence. O yüzden bir gün doğumu yaparız diye düşünüyoruz burada. Bugün çok soğuk ama burası biraz daha iyi gerçekten. Yemek yiyeceğiz. Yani Sweet Green diye bir sofacı var. Orayı arıyoruz. Oraya gideceğiz. Ama evler çok güzel. Çok güzel. Şöyle yakınlaştırıp hatta göstereyim ya. Westfield'a benziyor bence. Evet. Aşırı güzel. Şu an şunlardan birinde oturmak isterdim. Muhteşem. Paskalya, aynen. Zaten söylemişlerdi bugün böyle olacağını ama bu taraflar bayağı boş. Brooklyn'de biraz daha hareket vardı sabah. Hoş, biz Brooklyn'i çok sevmedik. Bize göre değil, eğer çok uzun vaktiniz varsa New York'ta gidilip tabii ki görülmesi gereken bir yer bence. Çünkü çok farklı yerleri de var ama biz gitmedik artık. Çünkü daha ikonik yerleri görmek gerekiyor önce diye düşündük. O yüzden Manhattan'a geri döndük ama çok mutluyum yani, hiç pişman değilim. Brooklyn'de uzun süre takılmadığımız için. Ya güzel yerler var bu arada ama hava da çok soğuktu. Çok belki yaz vardı. Olsa güzel olurdu ama buralar şu an için çok daha keyifli bence. Şimdi Central Park'a geldik. Buradan 5. caddeye doğru yürüyeceğiz. Aşağıya doğru yani. Aslında Central Park böyle şehrin ortasında dikdörtgen şeklinde boydan boya bir park. Çok büyük gerçekten. Biz ortasından girmiş gibi olduk. Hatta tam olarak ortasından girmiş bile sayılmayız. Şimdi buradan aşağıya doğru Fifth Avenue'nin olduğu yere doğru, Times Meydanı'nın olduğu yere doğru yürüyeceğiz. Yaşadığım mutluluğu size. Yeah.
Bye.